Arkadaşlar, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajını yaptığımız aracımız 2013 model Mercedes E250, W212 olarak da geçiyor. Müşterimiz Van'dan bizi tercih etmiş, buraya kadar gelmiş sağ olsun. Biz de aracına çok güzel, tam uyumlu, montajı yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale edilmeyen güzel bir cihazın montajını yaptık arkadaşlar. Şimdi dilerseniz cihazımızın detaylı kullanımını anlatalım. Öncelikle navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum Google Maps. Bunun kullanımı çok basit. Normal cep telefonumuzdaki gibi yukarı arama tuşuna basıyoruz. Daha sonrasında klavye yardımıyla gideceğimiz yerin adresini veya adını yazdığımız zaman cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak için de yukarıdan yine geri dönüş tuşuyla arkadaşlar teker teker çıkabiliyoruz. Ayrıca bir de Aygo navigasyon kullanabiliriz bunda. O da offline kullanılan bir navigasyon programı. Herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Birazdan onun tanıtımını yapacağım. Müzik bölümümüz var. Cihazımızın kendi aile hafızası var arkadaşlar. Bu hafıza üzerinden müzik ve video kullanabiliyoruz. İstersek torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden de flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki video müzikleri de cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Cihazımızı taktıktan sonra yine burada arkadaşlar ekran üzerinden ileri geri parça atlatma, sardırma tuşlarımız, direksiyonumuzdaki ses açma kısma tuşlarımız, bunların hepsi aktif olarak çalışıyor arkadaşlar. İstersek liste görebiliriz. Liste üzerinden parçada seçebiliyoruz. Seçmiş olduğumuz parçada sardırmalarımız görmüş olduğunuz gibi gayet hızlı. Çıkmak istersek de yine geri tuşuyla çıkabiliyoruz. Telefon bölümümüz var. Eğer arabamızda Bluetooth özelliği yoksa aracımıza bu cihaz sayesinde Bluetooth da eklemiş oluyoruz. Telefonumuzun bağlantısını yaptıktan sonra, Bluetooth bağlantısını yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliriz. İstersek rehber de paylaşabiliriz. Rehber paylaşırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veyahut da isim üzerinden direkt rehberden karşı tarafa arama yapabiliyoruz. Ayrıca bir de Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bluetooth müzik özelliği sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz müziklerin veya videoların sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Araç bölümümüz var. Müşterilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri. Araca bastığımız zaman arabanın orijinal menüsüne geçiyoruz arkadaşlar. Orijinal menüsünde yine görmüş olduğunuz gibi joystick'imiz sağlıklı çalışıyor. Burada istersek radyoyu seçebiliriz. Yine radyoyu kullanmaya devam edebiliyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde aracın konfigürasyon ayarları görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde bizim cihazımız üzerinde de kullanılabiliyor. Bizim cihazımıza geçmek için de audio bölümüne gelip AUX'a tıklarsak eğer otomatikmen zaten teybimiz bizim cihazımıza geçiyor. Ayrıca ayarlar bölümümüz var. Ayarlar bölümünde en çok kullanacağımız Android ayarlar. Android ayarlarda da internet bağlantısı. İnternet bağlantısı yapmak için kablosu etkinleştiriyoruz. Cihazımıza arama yapıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklıyoruz ve şifremizi giriyoruz. Şu an zaten dükkanımıza bağlı. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Video bölümümüz var. Cihazımızın çözünürlüğü 1920x820 Full HD widescreen ve IPS ekran özelliği var. Gerçekten gün ışığında bile gayet net görüntü alabiliyoruz arkadaşlar. Burada müşterilerimizin merak ettiği konulardan biri de joystick. Yine joystick'te görmüş olduğunuz gibi şu an joystick üzerinden kullanım yapıyorum. Parça değiştirebiliyoruz. Geri dönüş yapabiliyoruz. Dosyalar üzerinde geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada dosya arama yapabiliyoruz, manuel arama yapabiliyoruz. Bunların hepsi yine sağlıklı çalışıyor. Ayrıca aracımızda geri vites kamerası yoktu. Geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesimizi R konumuna aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi geri vites kameramıza geçiyor. Hem sesli hem görsel hem de radar şeklinde uyarı almaya devam ediyoruz. Yayımız da, direksiyon yayımız da aktif oluyor arkadaşlar. Orijinal kameralardaki gibi. Direksiyonu çevirdiğimiz yöne doğru aracın nereye gideceğini bize gösteriyor. Geriden çıktığımız zaman da yine o kaldığımız menüden devam ediyoruz arkadaşlar. Ses kalitemiz gayet iyi. Bunun sebebi arabanın orijinal ünitesini yine kullanıyor olmamız. Orijinal ses kalitesinden hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Hatta bizim cihazımızda %20-%30 ses kalitemiz daha da yükseliyor. Sanki ansızın. Görmüş olduğunuz gibi geri vites kamerasını müşterilerimiz orijinal ekranda da merak ediyor. Onu da size göstereyim. Orijinal ekrana geçtik. Orijinal ekranda da olsak
Vitesi R konumuna aldığımız zaman geri vites kameramıza geçiyor. R'den çıktığımız zaman da arkadaşlar 1-2 saniye içinde orijinal ekranımıza dönüş yapıyor. Video bölümünde geçtikten sonra dosyalar bölümümüz var. Burada cihazın içine yüklenen tüm dosyaları kontrol edebiliyoruz. Bunlar video, müzik ve uygulamalar olabilir. Ekran paylaşımımız var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. İnternet bağlantısını yaptığımız telefonun ekranını yansıtabiliyoruz. Burada zaten seçenekleri de cihaz bize gösteriyor. Dashboard'umuz var arkadaşlar. Halk arasında hayalet ekran. Bu da yine çok sağlıklı çalışıyor. Bakın şu an arabamız çalışıyor. Sağda devir saatimiz. Anlık gösteriyor. Eğer seyir halinde olsaydık hem dijital hem de kadran şeklinde burada kilometre hızımız da görünecekti. İstersek bunu Mercedes'in renklerine göre bir ayarlama yapmışlar. Bu renkleri de teker teker seçebiliyoruz arkadaşlar. Burada yine kapı açık kapalı bilgimiz de veriyor. Farların bilgisini de veriyor. Bunlar da güzel bir şekilde çalışıyor ve bilgilendirme gerçekten sağlıklı. Tekrar geri geldim. Ana menüdeki kullanacağımız uygulamalar bunlar. Bir de tüm uygulamaların olduğu menümüz var. Burada cihazın içinde yüklü olan tüm uygulamaları kullanabiliyoruz. Öncelikle Google Chrome'da kısa bir gezinti yapalım. Şu an ilk defa açtığımız için Google Chrome ayarlarını yapmamız gerekiyor. Google Chrome'da video açabiliriz veyahut da burada arama da yapabiliriz görmüş olduğunuz gibi. Burada kendi YouTube kanalımızın da ufak bir reklamını yapalım. Şu anda video ayarlarımız açık olmadığı için görüntüyü alamadık. Şuradan hemen video ayarlarını etkinleştireceğim. Hareket halindeyken video ayarlarını etkinleştirdik. İstersek tam ekran yapabiliyoruz arkadaşlar. Yine YouTube'da da ses kalitemiz gayet iyi. Videoda kesinlikle donma, takılma yapmaz. Bu da cihazımızın gerçek versiyon ve vermiş olduğumuz RAM'in gerçek değerlerde olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Şu an en güncel cihazlardan biri Android 10.0. Bu sebepten dolayı da kesinlikle donma, takılma, kasma yapmıyor. Görmüş olduğunuz gibi görüntü kalitemiz de gayet iyi. Tabi görüntü kalitemizin seviyesi internet kalitemize göre de değişiyor. Ama şu an gerçekten izlenebilecek şekilde. Bakın şu şekilde sardırma yapalım. Şöyle göstereyim bakın. Şu anda burada hemen ileri sardıralım. Geçiş hızını görmek açısından. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 1-2 saniye içinde hızlı bir geçiş yapıyor. 400 metre sonra dönelim. YouTube'da da cihazımız gayet hızlı çalışıyor arkadaşlar. Tekrar buradan geri gelelim. Ana uygulamalara geçiş yapalım. Daha sonrasında Play Store'umuz var. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğimiz bir uygulama varsa eğer indirebiliriz. Bunlar Spotify, Netflix tarzı uygulamalar olabilir. Ayrıyeten arkadaşlar Google haritaları zaten göstermiştim. Mobil TV özelliğimiz var. Mobil TV özelliği sayesinde 200'e yakın televizyon kanalını seyredebiliyoruz. Uydu kalitesinde. CarPlay özelliğimiz var. Eğer telefonumuz iPhone'sa SpeedPlay'e girdiğimiz zaman CarPlay'imiz etkin bir şekilde çalışıyor. Ve kablosuz CarPlay arkadaşlar. Aynı zamanda hem kablosuz CarPlay hem de Android Auto'yu destekliyor. Yani telefonumuz Android ise eğer Android Auto'yu da cihaz üzerinden kullanabiliyoruz. Son olarak bir de Aygo navigasyonu göstereceğim demiştim size. O uygulamamız da yüklü. Bunun kullanımı çok basit. Herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Şu anda zaten bulunduğumuz konumu gösterdi. Gitmek istediğimiz yer için sağ alt köşeye basıyoruz. Yeni rota diyoruz. Daha sonrasında adres kısmını tıklıyoruz. Açık adresimizi girmemiz gerekiyor. Misal veriyorum Ragıp Tüzün Caddesi. İki harfi girdiğim zaman zaten otomatik seçenekleri çıkartıyor. Kapı numarasında girdikten sonra arkadaşlar hedef olarak seç diyorum. Rotamız hesaplandı. Navigasyonu başlat dedikten sonra cihaz beni istediğim yere götürüyor. Bunun güzelliği şu arkadaşlar, internetin çekmediği yerde çok büyük nimet.
direkt bu navigasyonu sağlıklı bir şekilde kullanabiliyorsunuz internetin olmadığı yerde. Çıkmak için de yine sağ alt köşeye basıp çıkış yapmamız yeterli. Arkadaşlar, cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emera Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emeragaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.